Merhaba arkadaşlar, ben Murat Mamluz. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son itici plakası ve itici arka plakanın bağlantı delik noktalarını yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar erkek bölümünde bulunan arka plakamızın orta merkezini belli bir çapa sahip olan çap değerini çizmemiz gerekmeli. Bunun amacı ise arkadaşlar enjeksiyon makinelerinde erkek kalıp sisteminde iticinin hareketini sağlayabilmek için bu bölgede bir piston bulunur arkadaşlar. İleri ve geri hareket yaparak sistemin çalışmasını sağlayan iticileri ileri ve geri hareketini sağlayan bir sisteme sahiptir arkadaşlar. Bunun çapları bazı durumlarda değişkenlik gösterebilmekte. 33, 32, 52 gibi değerlere sahiptir arkadaşlar. Ve bunu 52, bizim kalıbımız biraz daha büyük olduğu için burada. Bunu 52 olarak yapıyorum arkadaşlar. 52 ile bunu şu an arkadaşlar ekstrüzyon kes komutuyla delme işlemi uygulayarak bunu onaylıyorum. Şu bölgeye arkadaşlar şu şekilde şöyle göstereyim. Belli bir çap değeri var. 52 yaptım ama bunun belli bir çap değeri var. Şu an tam çap değerini bilmiyorum. Ama standart değerlere sahip olan ve veyahut da değiştirilebilir bir şekilde özelliklere sahip olan bir değerlere sahiptir. Buna 30 yapalım. Bunu. Ve şu şekilde örneğin bu 240 olsun. Sunucu birleştirip kapatarak ve onayladım. Bu şekilde zaten şöyle arkadaşlar, şunu şöyle izah etmek istiyorum. Dişi bölümü şu şekilde görmüş olduğunuz dişi bölümü plastik enjeksiyon makinesinde sabit olan kısma bağlanır. Şu bölgelerden papuçlarla bağlanma işlemi gerçekleştirilerek bağlantı sağlanır. Erkek olan kısım ise plastik enjeksiyon makinesinde hareketli olan bölüme bağlanır. Şimdi arkadaşlar bazı kalıplar var mesela, bazı kalıplarda hem dişi tarafı hareketli hem erkek tarafı hareketli. Örneğin biz mesela maçalı kalıplara henüz geçmedik ama şimdiden söylemem daha iyi olur. Bilmeniz açısından fayda vardır. Erkek bölümüne maça olur mesela. Erkek bölümüne genel olarak maçaları erkek bölümüne koyarız. Ama dişi bölümüne de maça koyabiliyoruz. Yani hareketli dişiden de verebiliyoruz. Mesela dişi bölümlerinde gizli maçalar olur. Bu sefer boynuzları erkek tarafından vererek boynuz sistemlerinin dişi tarafın mekanizma hareketi sağlanır. Ya da boynuz sistemi olmadan mesafe kısaysa dişi bölümünde de yaylı sistemleri konularak o bölgedeki hareket işlemi gerçekleştirilir. Sadece maça dayanması konularak o bölgede hareket işlemi sağlanır arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bu bölgelerde parçaların özelliklerine göre ve parçaların daha doğrusu numaralarının şekline göre dişi bölümünde ise seyircili sistemler olabilir. Bu bölgelerde yay konulur ve yay sistemi çalıştırılarak bu bölgede atılır. Şimdi sırayla yapıyoruz arkadaşlar. Şu an bizim yapmış olduğumuz sistemler düz kalıplı sistemlere göre gidiyoruz bunları. Bir sonraki aşamamız zaten maçalı kalıp olacaktır. Maçalı kalıp sistemlerimizi de inceleyeceğiz bunlar içerisinde. Onlardan da daha çok detaylı bir şekilde onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar tekrardan konumuza geri dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar dişi hamil ve erkek hamilimizi tekrardan ben isolate komutuyla buradan renk işlemini verdikten sonra buraya giriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bu bölgede şimdi konularımızı çizelim. Ben burada konuları çizmek istiyorum. Bunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu noktada şimdi kolonlar genel olarak ya değiştirilebilir daha doğrusu. Bu kalıbın sistemine göre kolonlar ya dişi bölümünde olur ya erkek bölümünde. Ben burada dişi bölümüne koymak istiyorum. Buradan arkadaşlar bu 32, normalde çapımı 32'dir. 0.25, 0.25 milimetrelik paylar verdim. Her iki taraftan tolerans payı verdim. Daha rahat oturabilmesi için. Bu bölgeler arkadaşlar CNC'de zaten rahatlıkla 3 eksen CNC'de işlenebiliyor ve sonradan daha net ve hassas bir şekilde buralar olduğu için bu bölgeleri rayba şekilde daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şu noktadan da alabiliriz. Gerçi fark etmez. Şu noktaları dönüştürüyorum ben. Şu dairelerimizi. Bunu dönüştürdüm ve unsurlar şu noktaya kadar getirme sonucu birleştirme üstünü
kapattım arkadaşlar. Tekrardan giriş yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan yeni bir skeç açtım. Ve objeleri dönüştür komutuna girerek şu noktalarımızı alıyorum. Şu şekilde. Pardon arkadaşlar, şurada bir yerde yanlışlık yapmışız. Tekrardan bu skeçe dönmek istiyorum ben. Şurada bir yerde biz iç taraftaki çap değerimizi seçeceğimizi, dış taraftaki çapımızı seçmişiz. Tekrardan eski konumuna geri geldim arkadaşlar. Skeç açıyorum buradan. Objeleri dönüştür komutuna girdim. Ve dış bölgedeki, daha doğrusu dışları da seçmemize gerek yok burada. Çünkü bu bölge toleranslı bölge olduğu için çap değerlerini vermiştik kesim için. Bunların çaplarını kendimiz yapmamız gerekir. Bunu şöyle yapmasanız arkadaşlar bile şu şekilde 32.5 ya ötelemi komutuna girip buradan 0.25, 0.25 her iki taraftan yarım milimetrelik pay yapıyor. Zaten çap değerini siz de ölçerseniz 32 gelecektir. Tekrardan ötelemek komutuna girip ters öteleme yapıyorum. Bu şekilde. Buradan arkadaşlar tekrardan bunu seçimini yapıyorum ve tersine çevirerek bunu onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan unsurlardan ekstrüzyona katılıma ve buradan yüzeye kadar diyorum. Şu yüzeye kadar inmesini istiyorum. Daha doğrusu arkadaşlar öncelikle şu mesafemizi bir ölçelim. Bu ne kadarmış? 6 mm. Zaten konumun çap değeri zaten 6 mm'ydi. Ona göre biz de yapmıştık. Tekrardan unsurlardan ekstrüzyona katı ve yüzeye kadar diyorum. Şu yüzeye kadar gidiyorum ve sunucu birleştirme menüsünü kapatıyorum arkadaşlar. Buradan bunu gizledim. Şimdi buradan arkadaşlar birleştir komutuna girerek şu noktalarımızı seçiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunlar aslında şu göstermiş olduğum kısımlar tamamen SolidWorks'ün kısa yolları. Kısa yol, yani kısa yola çizmeniz açısından bunlar çok faydalı ve önemli bir yere sahiptir. Şu anki kullanmış olduğumuz sistem aslında bir nevi NX kullanan arkadaşlarımız varsa, Siemens NX kullanan arkadaşlarımız varsa onlar da bu konuyu bilirler. Union ve Subtract komutları mevcut onlarda da. Burada da aynı şekilde aynı işlemleri yapabiliyoruz. O sistemlerde de mevcut. Burada da Union birleştir. Subtract, girinti veyahut da işte boşluk komutu ya da girintinin boşluklu veyahut da kesilmiş halini buradan elde edebiliyoruz arkadaşlar. Orada da subtract komutu geçerlidir. NX kullanan arkadaşlarımız varsa aynı işlemler orada da geçerli. Programın kullanılması hiç fark etmez. Hangi program olursa olsun kalıplama modelleri bütün sistemlerde aynı olduğu için bütün sistemlerde de sadece mantığını öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bütün programlarda bunu çizebilirsiniz. Tekrar arkadaşlar bunu alıyorum. Bunlar çizmemizin nedeni arkadaşlar kolonların uç bölgesinde bu bölgeler bir önceki videolarda da size anlatmıştım, yani bahsetmiştim bu durumları. Bu noktalar arkadaşlar silindir başlı silindir başlı burcumuz var. Kolonların bu noktaları silindir başlı burcun içerisine girmektedir. Şimdi silindir başlı burcun şimdi zaten arka bölümleri zaten fark ettiyseniz aynı. Biz dişi çelik, dişi hamil ile erkek hamilin arasındaki şu kolon deliklerini çizerken fark ettiğiniz ikisinde de derme işlemi sağlar. Çünkü burcun arka bölümündeki çap değerleri kolonun arka bölümündeki çap değerleriyle aynı ölçülere sahip olduğu için sadece burcun iç tarafında boşluk var. Çünkü şurada şekilde çizmiş olduğumuz kolonların kademesi. Şurada kademe çıkacaktır. Bu da merkezlemeyi sağlayacaktır arkadaşlar. Bu kademeden dolayı biz ne yapıyoruz burada? Merkezlemeyi sağlamak için burada bir ek yapıyoruz. Çünkü burcun içerisine girecek. Şimdi bu arkadaşlar bu kolonumuz 28'lik bir kolondur. 28'lik kolonun arkadaşlar iç şu ön taraftaki şu görmüş olduğunuz çapı 20'dir. 20 bunu neye göre belirliyoruz arkadaşlar? Bunlar özel üretim olarak da bunlar yapılabilir. Tekrar seçelim, eşit yapalım, sabit olsun, tam tanımı çizgili haline dönüştürdük arkadaşlar. Buradan dişi bölümündeki dişi kasımızı açıyorum. Dişi kasımızı açtıktan sonra erkek bölümündeki erkek kasımızı açıyorum. Çünkü burcumuzun şakra kademeli kolonumuz arkadaşlar buradaki burcun içerisine girecektir. Şimdi buradan arkadaşlar ben katı komutuna girerek şu noktada itibaren de şuradan örneğin 90 mm ya da
Aynen. 90 mm bunu katılaştırıyorum ve sunucu birleştiri kapatarak onayladım ve buradan çıkış yapıyorum. Arkadaşlar tekrardan birleştir komutuna giriş yaparak bunları aynı şekilde olduğu gibi aynı işlemleri yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yaptık şimdi? Kolonları çizdik. Kolonlar üzerinden şu eklentileri koyduk. Burçta da şu görmüş olduğumuz sistemi aynısını çizeceğiz. Ek olarak 25'lik değeri biz buradan çıkaracağız. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan şöyle bir kısa yol size göstereyim aslında ama kısa yol için uygun mu bu? Tamam, şimdi birazdan göstereyim isterseniz. Buradan bütün birleştirme işlemi gerçekleştirerek bunlar şu an tek parça haline geldi. Şimdi az önce tek zaten fark ettiyseniz sunucu birleştirme menüsünü kapattım. Sunucu birleştirdiği kapatmamış olsaydım bunlar bu bölgede diğer parçalarla birleşecekti. Bu yüzden sunucu birleştirdiği kapatıp tekrardan bunlarla da birleştirme işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bu bölgelerde zaten bunlar şu an biz bunları yani tasarıma göre bunları belirtiyoruz. Bu şekilde çizimini yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şartları kademeli kullanılan uç bölgesindeki hafşa sistemini yapmış olduk. Ya da radius da olabilir arkadaşlar. Bak bunlar da genellikle zaten radius olur dedi. Altta biz şöyle pağımız pağ olarak kalsın. Bunlar tekrardan şöyle yapalım. Çıkalım buradan. Şunu gizleyelim. Şunu da gizleyelim. Arkadaşlar şu parçalarımıza bu parçalar eşit olduğu için aynı olduğundan dolayı bunlara şöyle bir renk verelim. Bunlar bizim kademeli şapkalı kademeli kolonlarımız arkadaşlar. Bunu onayladım. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar şu şekilde şöyle yapalım. Arka bölümünü ben referans alıyorum. Dediğim gibi şu noktaları aynı. Dişi hamil ile erkek hamil arasındaki şu noktalar aynı. Burada bak yükseklik yapmışız mesela biz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu değil arkadaşlar. Şu çizimimizi dönüştürdüm ben. Kaçtı bu? 28'di. Burada da aynı şekilde arkadaşlar aynı işlemleri yapıyorum. Burada da aynı işlemleri yapıyoruz ve bunu gizliyorum. Şu an benim buna işim kalmadı. Tekrardan bunun arkasına skeç açarak şu parçamızın söylemiş olduğumuz gibi burcun, kademeli burcumuzun şu noktaları belirteceğiz. Şimdi kademeli burcumuz arkadaşlar şapkalı kademeli kolon sisteminin aynısı dedim zaten size söylemiş olduğum gibi. Zaten aynı bir sistemle çalışıyor bunlar. Burada burcumuz arkadaşlar şimdi 28'lik burç kullandık. Arka taraftaki çapı 32. Şu an bu karşımızda 32. Bu da 32. Kalınlık verisi 6'dır. Bu 6 yapıyorum ve ters çeviriyorum bunu onaylıyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar sunucu birleştiri kapatmadan onayladım. Çünkü sarı parçamız vardı az önce burada. Yani erkek hamilimiz vardı. Erkek hamili ben gizledim. Gizlememiş olsaydım onunla bunlar tek parça halinde olacaktı. Ben bu şekilde onu gizleyerek bunları açtığım zaman bunları bu şekilde tek parça haline getirdim. Yani buna ek bir işlem yapmadan şimdi o olmuş olsaydı yani hamil olmuş olsaydı ayrı bir sunucu birleştirme menüsünü kapatmış olmuş olsaydım ben tekrardan birleştirme komutuyla 4 tane işlem unsur ağacını da olacaktı. Bunun orta bölgesinde arkadaşlar 28'lik burcumuzda orta noktasında 20 çapına sahip olan daireler mevcuttur. Şu şekilde. Çünkü bunu şartlar kademeli kolonda ne yapmıştık? Bunu katılaştırmıştık. Şimdi burada da kesme işlemi uygulayacağız. Şu şekilde. Çünkü şöyle göstereyim arkadaşlar. Kademeli kolonumuzun şu kademesi iç tarafta daha şu anki burçların içerisinde kalan kademesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle eşit çaplara sahip bu bölgelerde. Bu kadar arkadaşlar. Şapkalı kademeli kolonumuz ve burcumuzu da yerleştirmiş bulunmaktayız burada. Tekrardan kanalımızın bütün modellerini açıyorum buradan.
Bunları da açalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar. Bunlar şu 4 tane parçamız. Bunlar neymiş? Bunlar geri bulucularımız. Geri bulucularımız erkek bölümünde bulunur. Şu parçamız bu şeye bağlı, enjeksiyon makinesine bağlı olan parçamız. Şu pahalı olan parçalarımız şapkalı kademelik kolonlarımızdır. Şapkalı kademelik kolonlar dişi bölümünde bulunmaktadır. Şu parçamız değil. Şunlar arkadaşlar, şu dördü de burçlarımız. Burçlarımız da erkek bölümünde bulunur. Tekrardan bunu onaylıyorum. Ve buradan seçim işlemi gerçekleştirerek bunu onayladım arkadaşlar. Tekrardan save yaparak parçamızın, kalıp datamızın kayıp işlemi gerçekleştirdik. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken başka diğer önemli husus ise en önemlisi aslında neredeyse kalıp için en önemli etkene sahip olan bir durum bu. Su yorulukları bu sistemler için özellikle çekirdekli kalıp sistemleri ve çekirdekli kalıp modelleri için çok önemli bir etkene sahiptir. Bunları da renklendirelim arkadaşlar şimdilik. Bir sonraki aşamamız arkadaşlar kalıp su yoluklarımızı açacağız. Buradan buna da farklı şöyle bir renk verelim. Şimdi arkadaşlar kalıp modelimizi biz aslında şu an oluşturmuş bulunmaktayız. Zaten kalıbımızın çoğu işlemi burada bitti. Burada şimdi kalan işlemlerimize bakalım. Yapılacak işlemlerimiz. Şimdi öncelikle burada arkadaşlar itici pimlerimizi koymalıyız. İtici pimlerimiz bir önceki videolarda da söylemiş olduğum gibi biz buraya lama itici koyacağız. Lama itici şu bölüme, lama itici şu noktaya da normal silindir başlı itici koyup bu bölgeye yapacağız. Şimdi söylerseniz silindir başlı itici yani sormak isteseniz daha doğrusu şu bölge çıktığı zaman şu bölgedeki formu bozacaktır diye söyleyebilirsiniz. Biz enjeksiyon makinesinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu işlemleri gerçekleştirirken bunların imalat işlemleri yapıldığı zaman, üretim işlemi gerçekleştiği zaman son kademe olarak bu bölgelere dalma erozyonu işlemlerini örnek olarak CNC'nin işlemeyeceği yerlere dalma erozyonu gireceğiz. Mesela şu bölge noktaları şunu rahatlıkla CNC ile işleyebiliriz ama şu kademe noktaları CNC ile işlemek biraz zor olduğu için ve kademe de ve eğimli bir yapıya sahip olduğu için arkadaşlar bu bölgeyi biz ne yapacağız? Dalma erozyonu biz buna bakır yapacağız. Bakırla işleyeceğiz ve dalma erozyonunda bu bölgeye bakırla gireceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan söylemiş olduğum gibi şu noktada, şu radyüsten itibaren aşağı noktaya kadar ve şu kademeyi de belli bir miktar alabilecek şekilde şu noktada şey olacaktır. Bakır olacaktır. Bakırımızı ona göre CNC'de işleyeceğiz. CNC'de işlemi gerçekleştirildikten sonra dalma erozyonu makinesine bir tarafını bağlıyoruz. Diğer mesela parçamız tabloya bağlı. Bakır parçamız, bakır elektrotumuz dalma erozyonunun üst bölümüne bağlı olacak şekilde bunu işliyoruz. Daha doğrusu şimdi dalma erozyonu mesela nedir diye sorarsanız dalma erozyonu mesela şöyle bir sistem var. Metal aşındırma işlemi yapan bir tane takım görevi gören elektrot. Elektrottan kasıt bakır veya da grafit veya da benzeri parçalar da olabilmektedir. Bunu ters çevirebiliriz. Bunlar katot ve anot sistemlerine göre değişebilmektedir. Bir parçanın birbirine göre aşındırması aslında aşındırma işlemini gerçekleştirmektedir. Bizim burada aşındırıcı olarak kullanacağımız eleman bakırdır. Ondan dolayı bakır işlemi yani elektrottur bu sistemimiz. Çünkü bu ne yapıyor? Her bakır dalma erozyonu sisteminde her seferinde yani belli kademelerde aşağı inme mesafelerini yani yukarı çıkma mesafelerini biz ona göre ayarlıyoruz. Şeyin makinesinde dalma erozyonu makinesinde arkadaşlar belli bir kıvılcım çıkararak bakır anot ve katot arasında belli bir gerilim işlemi gerçekleştirilerek elektriksel bir yani o bölgede elektriksel bir akım meydana gerçekleştirip anot ve katottan kıvılcım çıkararak parça işlemi gerçekleştiriliyor. Bu sistem aslında şöyle söylemek istiyorum. Erkime ve buharlaşma yoluyla aslında belli malzemede ne yapıyor? Parçacık kaldırıyor.
Bu bölgede hem erime meydana getiriyor hem de buharlaştırma yoluyla o akım, çünkü o akım buharlaşma ve erime işlemini gerçekleştirerek bu sistemi yapıyor mesela. Mesela iş parçası üzerinde mesela elektrik her aşağı indiği zaman bunun mesafesini ayarlayabiliyoruz. Örnek olarak 0,125 mm. Bu tabi hassas tolerans değerlerine sahip olan parçalar için biz bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela tablonun belli bir hareket yapıyor. Biz parçamızı, yani iş parçamızı bağlıyoruz. Parçamızın Z bölümünde ise, yani elektrotu bağlayacağımız kısım bulunmaktadır. Arkadaşlar, sistem bu şekilde çalışmaktadır. Dalma erozyonu ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadardır benim. Burada zaten biz bakır tasarımı da yapacağız. Şimdi zaten bu işlemleri bitirdikten sonra bu parçalar için bakır tasarımı yapacağız biz. Bakır tasarımı yaptığımız zaman bunlar üzerinde daha çok detaylı bir şekilde konuşacağız arkadaşlar. Bizim için önemli olan size söylemiş olduğum gibi şu noktada bir silindir başlı itici koyacağız. Silindir başlı itici sistemde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şu nokta şu haldeyken, yani itici plakamız şu noktaya değdiği zaman, itici arka plakamız daha doğrusu şu noktaya değdiği zaman buraya koyacağımız itici şu noktaya kadar çıkacaktır. Şimdi iticiye form vermemiz gerekiyor, değil mi? Biz bu kalıbımızı şu şekilde arkadaşlar, şu anki size göstereceğim şekilde, bu aklımda gizleyelim. Şu şekilde arkadaşlar biz bunu dalma erozyonuna bağlıyoruz. Şurada şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu silindir başlı iticinin sistemi zaten düz bir şekilde görünecek arkadaşlar. Bu silindir iticiyi şu şekildeki, şu mavi olan işaretli olan bölgeye form vereceğiz. Yani silindir başlı itici de bu forma sahip olacak. Forma sahip olması gerekiyor. Çünkü buraya ürün gelecektir. Ürün geleceği için burada iz kalmamalı. Çünkü ben silindir başlı itici bu bölgede çıkarsa ne yapar? Mesela patlatır bu bölgeyi. Ama düz bir şekilde çıkarmayacak bunu. Buraya iz bırakmaması için bu işlemi biz yapıyoruz. Bu nedenle formlu bir itici sistemi yapacağız. Bu formlu itici sistemi de dediğim gibi bu kalıbın imalatı gerçekleştirdikten sonra, bu montaj işlemini gerçekleştirdikten sonra silindir başlı itici sistemimizi bu bölgeye koyup dalma erozyonuna bakırla gireceğiz bu bölgeye. Bakır işlemine gireceğiz. Şu yüzeye kadar onu o forma indireceğiz. Zaten bakırın geometrisi de bu parçanın şu görmüş olduğunuz mavi formunda olacağı gibi bu form üzerinden de bakır işlemi gerçekleştirilir ve o yüzeyle aynı hassasiyette ve aynı yüzey, yani hem yüzey haline getirilir. Bu nedenle kalıp işlemi gerçekleştirilirken, kalıp daha doğrusu kalıbın plastik enjeksiyona çalıştığı zaman parçamız şu şekilde itici plakalarımız buradan hareket eder ve şu forma göre itici şuradaki silindir başlı plakamız hareket edecektir. Şimdiki videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda şu anki az önce bahsetmiş olduğum konuları detaylı bir şekilde bunlar üzerinde çizimlerini yapacağız arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.